Ergündüler Beyaz Göç Günlerdir Panama sızıntısıyla dünyanın değişeceğini yazıyorum. Yeni merkezin Nevada olduğunu çok kez yazdım. Peki bu parayla Türkiye'nin nasıl bir ilgisi var? Daha da açalım. Davutoğlu'nun çekilmesinden sonra Avrupa ile ilişkiler başka bir yola girdi. Avrupa Amerika'dan yediği tokadı unutmak için bizi yanına çekecekti. Ankara bu oyunu bozdu. Şimdi onlar hiç olmadıkları kadar terör kartını kullanacaklar. Amerika ile Avrupa arasındaki 3. Dünya Savaşı bizim içimizde ve etrafımızda yaşayacaklar. Daha doğrusu iyice hissedilecek. Avrupa yenilecek ama bizim üzerimizden bir hamle daha yapmak isteyecek. Bunu yaparken de Kürt kartını kullanmaya çalışacak. Son çareleri bu. Günlük hayata görünmese de iki dünya savaşının da içinde olan İngiltere, Almanya, Fransa ile Amerika çarpışmakta. Charlie Hebdo'yu Paris katliamını, Brüksel patlamalarını nasıl CIA gerçekleştirdiyse, Alman otomobillerine nasıl ceza kesildiyse, Avrupa'da buna karşılık bizim içimizdeki PKK terörünü kaşıyor. Ve kaybetmemek için şimdiye kadar hiç yapmadığı kadar bu kartı kullanacak. Başka şansları yok. Sonuna kadar buradan gelecekler. Gidip Amerika'ya bir şey yapma şansları yok. Oyunu değiştirecek tek oyuncu olan Türkiye'ye saldırıyorlar. Yanlarına çekmek için içeride patlayan her bomba, kurulan her tuzak, kalkışılan her eylem artık Avrupalı istihbarat örgütlerinin izini taşıyor. Yani karşımızda dağdan gelen 3-5 kişi yok. Cumartesi günü Berlin'de PYD temsilciliği açıldı. Yetmedi, Almanya Türkiye'ye karşı alternatif bir göçmen planı hazırladı. Buna göre Avrupa Birliği ana kara sınırları korunacak. Göç göçmenlik işlemleri Yunan adalarında yapılacak. Türkiye'ye verilecek para da Yunanistan'a verilecek. Zaten para hazır hemen veriyoruz sözlerinin de bir yalan olduğu ortada. Peki göçmenlere kapısını açan Ankara'ya para vermeyen Avrupa kime ne verdi? Ahen barış ödülünü PKK'ya ve teröre yakın durmakla suçlanan akademisyenlere verdi. 1988'den beri verilen bu ödül bu yıl Türkiye'deki hocalara gidiyordu. Bir ara Leyla Zana da almıştı. Demek ki Türkiye artık hedefti. Bu küçük önemli adımlar Avrupa'nın bize karşı alacağı tavrın net ifadesiydi. Şimdi biraz daha yukarı çıkalım. Londra Belediye Başkanı Pakistanlı Müslüman Sadık Khan oldu. Sadık Khan'ın seçilmesi için Muhafazakar Parti Richmond Milletvekili Zac Goldsmith'in aday olması gerekiyordu. Aksi takdirde seçilme ihtimali yoktu. Olmaması gereken oldu. Zac aday oldu, bir el devreye girdi. Bay Goldsmith öne çıktı. Sadık Han, Rothschild ailesinin desteklediği bir isimdi. Peki, Sadık Han'ı Rothschild'lar destekliyordu da Zach Goldschmidt kimdi? Zach Goldschmidt'in eşi Alice Rothschild'tı. 83 doğumlu Alice, Rothschild ailesinin en önemli isimlerinden biri olmak için hızla tırmanmakta. Ekonomi alanında ihtisas yapan Alice Rothschild, başta Çin olmak üzere birçok ülkenin üst düzey politikacılarıyla yakın biri. Çok özel ilişkiler kuran ve yaşatan güçlü bir figür. Zack Goldschmidt'in eşini yazdık. Peki kardeşi kim dersiniz? Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın eski sevgilisi ve onun kefaletle serbest kalmasını sağlayan Jemima Goldschmidt. Şaşırdınız mı? Devam o zaman. Jemima Goldschmidt'in eski eşi kim? Aynı Sadık Khan gibi Pakistanlı ve aynı soyadı taşıyan politikacı ve kriket şampiyonu İmran Khan yani İmran Han. İmran Han Rothschild ailesinin Pakistan politikalarına yönlendiren isim olarak biliniyor. İmran ve Sadık da çok yakın iki isim. Bizim yoksul bir ailenin oğlu olan Sadık Khan Fabian Derneği'nden ödül kazandı. Daha sonra Fabian Derneği'nde yöneticilik yaptı. Peki Fabian Derneği'ni kimler kurmuştu? Rockefeller ve Rothschild'lar. Yani asırlardır yaptıkları gibi tez ile antitezi kendileri oluşturuyordu. Zack Goldschmidt zengin ve İslam karşıtı bir isimdi. Karşısında fakir ve uyumlu Müslüman bir isim bulunuyordu. Londra uyumluyu seçiyordu. Sıradan halk her şartta Rothschild'ların adayının kazanacağını elbette bilmiyordu. Kurgu hep böyleydi. İyi de kötü de onlardandı. Solun da sağın da onlardan olduğu gibi. Bizdeki örneklere girmek istemem. Girersek çıkamayız çünkü ama Londra'da kurdukları oyunu yakın zamanda İslam coğrafyasında oynayacaklarından emin olun. Şaşmaz. Hazırlıklar ve ayak sesleri buradan duyuluyor. Geniş baktığımız zaman Merkel, Holland, Cameron, Sadık Khan, Assange, İmran Han, Cemima, Zek ve tabii ki Rothschild'lar aynı kapıya çıkar. Ve bu koro asla ve kat'a güçlü Türkiye görmeye dayanamaz. Yani Avrupa bizim Kürtlerle ve Araplarla buluşmamızı hiç istemez. Zaten iki dünya savaşı bu nedenle yapıldı. Paylaşım kimseyi mutlu etmediği için aralarında kavga ettiler. Aralarında anlaşamayanlar şimdi hep birlikte üzerimize gelecekler. Terörü ezen kanatlarını Orta Doğu'ya açan bir Türkiye'yi görmek istemeyeceklerdir. Tahammülleri yok buna saldıracaklar. Hem terörle hem siyasetle, seçimlerle, ekonomik krizlerle gelemiyorlar. E halk da artık uyandı. Eski oyunlar tutmuyor. O zaman teröre destek artırılmalı. Şimdi onu yapacaklar. Zaten yapmaktalar. Bir de Panama sızıntıları var tabii. AK Parti karşıtı ne kadar adam varsa hepsi parasını alıp dışarı götürmüş. Ülkesine inanmayan milletinin seçtiğine inanır mı? İnanmaz elbette. Gördünüz hem ülkenin yönetimini istiyorlar hem de paralarını kaçırıyorlar. Beyaz Türklerin beyaz göçü bu. Bu arada en büyük Panama darbesi Alman bankalarına inecek. Yalnız değiller ama ne hikmetse her taşın altından Almanlar çıkıyor. Bir güç Avrupa'yı dağıtıyor. İçlerindeki parayı Nevada'ya çekiyor. Bunlar da hayatta kalmak için PKK'ya sarılıyor. Şimdi içeride bu çerçevenin içinde yer alan çok sayıda yerli isim var. Onları da siz bulun, boşlukları doldurun. İşimiz kolay değil. Ergündüler takvim